Selamlar dostlar. Ben Rumeli Komutanı Kandan Hüseyin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Red Float moduyla birlikte Fuimi ile beraberiz. Bugün sizlerle gideceğim yol İtalya Combine yolu. Yapmaya çalışacağız bir şeyler. Şimdi ne yapıp ne edeceğiz? Bir şeyler yapmaya çalışacağız abicim. Hızlıca şu debug sumut şeyimizi yazalım. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Şöyle bir şunları da bir alalım. Hop, şunları da bir al. Şimdi yapacağımız şeyler var. Bir, Fransa'yı kurtarmak olacak abi. Fransa'yı şey yolundan kurtarmak olacak. Endure of the Sloop. Şimdi eğer hangi yolu geçeceğinizi bilmiyorsanız şuna bakın. Şimdi bunu alacağız, bunu alacağız. Direkt buna bir bakın. Bunu alın. Bu nereye gideceğinizi gösterir size. Ona göre yolumuzu belirleyeceğiz. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Bu galiba ikinci soru şimdi. Kusura bakmayın. Hani dersiniz ki Better Turkey Plus moduna ne oldu? Better Turkey Plus modunda bir hata buldum ve ben bu hatayı Steam yorumlarına yazdım. Eğer modun yapımcısı da cevap verirse çok sevinirim. Ya çekmek istediğim bir yol vardı. Ama gerçekten o kadar çok kanser oldum ki hani 15 dakikalık video çektim. Hani yemin ederim 10 dakikası kanserlikti benim için. Saçlarım beyazladı gibi hissettim. Ya modun sorununu yazdım oraya. İç savaşlarla ilgili çok büyük bir sıkıntısı vardı modun. Hani bunun şeyi nerede? Baksanıza kaç tane şey açtım bir de onun için. Hani denemeye çalıştım da abi yok olmuyordu yani bir şeyler. Yes. Zaten buna yakın bir şeyimiz var. Aynen seç babam seç. Seç babam seç. Develop al seç. Develop al seç. İlk başta şu askeri fabrikayı dikseydik güzel olurdu. Raid of the Roma. Çok uzun lan bunlar. Eja, alala. Hızlıca bakalım İtalyan kombine yolu ne kadar güçlü. Ben de şey yolunu oynamıştım. Ponente yolunu oynamıştım. Değil mi? Ponente yoluna bakmıştık. Şimdi bir şeye bakacağız bir de. Bakacağız. Japon İç Savaşı patlak verdi. San Marino, Benito Mussolini. Bakalım bunların sonu ne olacak. Hadi bakalım. Ve Brezilya trajedisi patlak verdi. Aa, Brezilya şey gitti. Anarşiye gitti. Görüşürüz. Bu modun bu yönünü çok seviyorum. Her ülke patlayabiliyor. Her ülke. Galur mu? Asiktir. Şimdi dostlar benim gideceğim yol galiba Marinette yoluydu. Keller yolu değildi hatırladığım kadarıyla. Marinette yoluydu. Hızlıca bir Marinette yoluna bir gidelim. İnşallah doğru yoldayızdır abi. Bu arada bütün ikinci şıkları seçecektik. Unutmayın hani oradaki 1, 2, 3 ya şıklar hani öyle sıralıyor 1, 2, 3. Ona göre şıkları seçeceksiniz. Burada direkt ikinci yolu seçiyorsunuz. Sürekli ikinci yolu seçeceğiz ve doğru yola ulaşacağız. Emin olun gerçekten de şaşıracaksınız siz de. Doğru yola ulaştığımda. Bu ne? Ukrayna'da yeni bir rejim yükselmiş. Solar Order mı? Değişik. Ve people needs to come. Ve 16. arengorunu patlatıyorum abicim. Hadi bakalım. Ve İspanya İç Savaşı da başladı abicim. Dünya patlıyor ya. Bakalım. Şu ikinciyi seçelim. Hadi bakalım. Oo, Trakya devrimi patlak verdi abi. Bulgar devrimi patlak verdi. Şeye karşı, Yugoslavya'ya karşı. Bakalım. Yani. Ve Gabriel di Anzio öldü dostlar. Ve hızlıca yeni bir yolumuza gireceğiz abicim. De Teoris Marinette. Bu yoldan gideceğiz. Bu yol bizim için önemli.
Şunu da aldığımız vakit hangi yola gittiğimiz belli olacak. İnşallah marinet yoluna gitmişizdir. İtalya ne yoluna gitti? Marinette, evet. Marinette yolu geldi. Şey yolu daha hızlı ama. Keller yolu daha hızlı dostlar. Abi Marinette yolu muydu? Guido Keller. Evet. Marinette yolu, tamam. Hızlıca başlayalım abicim. Hadi bakalım. Oo, değiştirmişler. Sevdim. Şuradan bir şey alabilir miyim abi, aynen. Army. Şey. Hadi bakalım. Bayağı bir uzun bir yolculuğumuz var. Burada ne oluyor abi? Oo, oo. İçinde patlamış. Ne içinde patlamış? Kazanıyor lan adam. Nasıl patlama? Askerliğini bu yanlışlıkla içeride mi bırakmış? Olabilir bak. Aha, ilk silah fabrikam geldi. Üret abicim. Haydi. Bol bol silah, artileri. Silah ve artileri üreteceğiz. Yerleştir. Ve Osmanlı ve Anadolu İç Savaşı da başladı hocam. Şu kooperatizmi hızlıca bir destekleyelim. Bekle. Yo, bana stability değil. Bana şey lazım. Şundan ver gitsin ya. Kafamıza göre. Hadi bakalım. İnşallah kazanırsın abicim, Anadolu. Ama pek ümitlenmiyorum ya. Bakalım Asayra nasıl bir yol izleyecek. Feridun Asluya. Güne gitmiş, buradan gitmiş. Abi bazı portreleri mi değiştirmişler? Güzel olmuş çünkü portrelere birkaçını değiştirmek. Oo, Suriye rejimi şeyi ezdi abi. Buradaki şeyi ezdiler de yeniliyorlar şu an. İsrail isyanını ezdiler abi de buradakiler ayaklandı bu sefer. Komünistler çıktı içlerinde. Aynen. Bu sefer komünistlerle uğraşıyor buradaki Arap hükümeti. Bakalım bunun sonucu nasıl olacak. Oo, ikiye ayırdılar onları da. Oo, Ankara hükümeti tutuyor abi. Evet, eskiden çok hızlı yeniliyorlardı. Değiştirmişler bunu. Evet, kapışabiliyor. Ama Osmanlı çok hızlı asker basıyor, manpower'ı sağ olsun. Baksanıza herif manpower var. Sanayi de onda. Bakalım nasıl bir son bulacak bu iç savaş. Cult of the Dead. Hop. Şunlara bir kıs bakalım. Ardirit tugaylarını getir. Buradan bir tane daha buna ver. Ondan sonra bir de buna vereceğiz. Bu lafı ver bakayım. Endonezya ayaklanmaları falan oluyor. Kopuyor yani her yer ya. Şunu da şöyle yapabilirsem çok güzel olacak. Abi yıl 38 oldu. Ben hala siyasetle ilgileniyorum. İnşallah fazla güçlenmezsin. Fazla güçlenirse sıçtık abi. O 40 tane division'ı var desek, bizimkinin 80 division'ı var. Yeneriz, yeneriz, yeneriz. Uçağı veriyor mu lan? Tanka 13 fabrika, uçağı 9 fabrika. Yani şu anlık yeter, yeter, yeter. Fazlasıyla iyi, evet. Of abi, Anadolu hükümeti ittiriliyor. Osmanlı bayağı bir asker basıyor, şuna bak. 30'a yakın asker bastı ve kazan direkt Tori kazandı abi burada. Değişik bir sonuç. Avranistler, Avrasyacılar kazandı. Bakalım. Şimdi bu buna saldıracak. Bu da buna saldıracak ya da bu direkt buna saldıracak. Zeltrosya iki kişiyle kapışıyor. Salak gibi gitti, ikisiyle de kapışmaya başladı. Aptallık yaptı Zeltrosya kendisine göre. Kendini harcadı biraz. Yapacak pek bir şey yok. Build of the slope'ları al abi. Bunları hızlıca bir şey yapmalıyız. Tamam. Az kaldı abi. Birazdan İtalya'yı birleştirebileceğiz. Sonunda birleştirebileceğiz yani.
Ve Indochina'yı şeyciler birleştirdi, demokratlar birleştirdi. Abi Beijing hükümeti Japonya'yı yendi abi. Reformist kovulmuş Japonya'yı yendi. Japonya buradan kaçtı iç savaşı kaybedince. Onlar da buraya kadar geldiler abi ve Beijing yendi, evet. Değişik. Şimdi bunlar da kendi aralarında birleşmeye çalışıyorlar. Abi sıkıntı şu, Japonya'yı da birleştirebileceğiniz bir insan yok. Japonya'yı sadece şeyle birleştirebilir. Buradaki Fengi tank şeyle, ne desem buna, Manchu'yla birleştirebiliyorsunuz. O da yok. Yani değişik bir yol ya. Ve abi sona doğru yaklaştık. Ready, set ve go odağını da bitirdiğimizde tamamen oldu abi. Alabileceğim bütün buff'ları aldım. Şimdi ise seni indirme vakti. Bu hala military debuff'ını çözmediği için çok kolaylıkla bitecektir. Benim için Fransa savaşacak. Tabii ki ben savaşmayacağım. Kafayı mı yediniz? 7 askerle nesini savaşacağız? Şuna bak. Hani ben öylesine saldırıyormuş gibi yapacağım. Fransa'yı, asıl gücü Fransa kaldıracak. Ben değil. Oha, Zeltrosya çevirmiş abi. Değişik. Zeltrosya asker basmıyor şu anlık. Ona o Rusya İmparatorluğu toparlanıyor hızlıca. Ve savaş mı açtı ona? Evet. Abi bu da hala Ermenistan'la uğraşıyordu ya. Abi bu Ermenistan, aa, bitti. Oha. Bir daha, bir saniye, bir saniye. Bitti mi bu? Yo, itiliyor mu itilmiyor mu belli değil ki haritada. Ama Zeltrosya birleşti abi. Doğuyu tamamen birleştirdi. Herifler ve o Japon devrimciler panasyan oluşturdu ve devrimi yaymaya çalışıyorlar. Aa, sosyalistler birleştirmiş lan, şey çok iyi. Ve evet abicim, başladık. Gidiyoruz. Son gaz. İtalya'ya doğru saldıracağız. Bundan sonra ben videoyu bitireceğim. Başka bir bölümde yayınlarım isterseniz. Hani kafanıza göre. Önemli olan zaten şu an sadece İtalya'ya hangi yolu nasıl gideceğinizi göstermekti. Marinetlerin yolu biraz uzun sürüyor. En kolay yol Guido Keller yolu. Bunu unutmayın. Hatta donanma falan da çalabiliyorsunuz Guido Keller yolunda. Bunda o da yok. Bunda o da yok yani. Guido Keller yolunda donanma çalıyorsunuz. O daha iyi ya. O daha iyi gerçekten. Guido Keller yolu birazcık daha iyi. Hadi bakalım. Şimdi önemli olan Fransa'nın nasıl bir tepki vereceği. Şöyle bir bakacak olursak, stabilizasyon. Gel abicim. Ben itiyormuş gibi yapacağım sadece. Hani ben manpower'ı harcamayacağım o kadar, kendimden olanı da. Zaten gördüğünüz gibi en altta. Oğlum niye itiyorsunuz lan öyle? 4K kaybettim. Ama çabuk hızlı pes edecektir İtalya. Çünkü de fazla debufflarını kaldırmadı. Evet. Libyan var, şeyi var. O var, bu var. Evet, var oğlu var yani İtalya'nın da debuff'a. İtalya tankını itiyor lan askerlerim. Abi Arderiti Division'ların içinde ne var? Evet. Tahmin ettiğim gibi. Oğlum haydi la. Sana güvendim ben. Hayır. Şöyle yapabilsek. Aynen. Neyse. Ah, geldi Fransız birlikler. Ben dediğim gibi bir saatten sonra zaten benim bitmeme bile gerek yok abicim. Benim yerime Fransızlar itecektir. Ben sadece göstermelik bir itiş yaptım. Buraya kadar ittim işte. Benim için Fransızlar savaşacak asıl. Ben değil. Ve İtalyanlar neredeyse pes etti. Bu bölgeyi de alırsa şey,
pes edecek. Abicim haydi. Bazen gerçekten de sadece abi Fransız AI çok aptal ya. Bazen ana bacı giresim geliyor Fransız AI'ya. Lan oğlum ölüyorum lan koş. Heh. Tamam. Şimdi hızlıca şeye başlayabiliriz abicim. Yeniden inşa etmeye başlayabiliriz. Lazio. Eyla eyla eyla. Tam anladım abicim. İtalyan Combine Devleti'ni buradan kuracağız. Aynen hızlıca bir kuralım. Oo, Puppet'ım var. Etiyopya State'in Puppet'ım olmuş abi. Çok iyi. Acaba burayı da mı Puppet bıraksam diye düşünüyorum da. Oo, bura iyi manpower veriyor lan bize. Şaka maka. Hızlıca şu build of slope'ları bir alayım abi. Bir ülkeyi toparlamaya çalışıyoruz işte tekrardan. Yugoslav Alman yolundan gitti. Alman yandaş yolundan gidecektir. Klasik. Hadi bakalım. Abi dalga geçiyorsun. Abi çok hızlı daldın. Durumuna göre değişecek abi benim davranışım. Şu anlık itiyor Fransız AI'yi. Önemli olan itmesi değil. Boş. İçi boş mu lan bunların? Allah senin cezanı versin çocuk. Valla. Allah senin cezanı versin ya. Şu aşağı doğru inşa edelim de. Şunları. Ben tek kaldım yine. Ah, bu çocuk akıllanmayacak ya. Bir de bu da alsa. Lan bu da ne asker basmış be. Evet işte kıyamet şimdi koptu. Ne dedim? Bir de o da alsa dedim. Kıyamet o anda koptu abi. Abi bu bildiğin o Alman ortadan iki pest ile çevirecek bizimkiler. Ve İtalya'nın tamamını kor olarak aldık. Şimdi bunu kor olarak aldık da. Şöyle bir taktik yapacağım abi. Ve hızlıca İtalyan Combine Devleti'ni ilan edelim. Benim şu an önemli olan kurtarmam gereken bunun İngiltere'ye dalmaması abi. Dalıyor mu lan? Böyle bir hata yapmıyorsun değil mi? Yok. Buna giderse İngiltere'ye dalıyor çünkü şu ülkeye gittiği vakit bu gerizekalı İngiltere'ye dalabiliyor bir anda. Şu anlık bir şey yok. Avusturya ile birlikte kurtarabilir bizimki. Ama onun dışında bizimki sıçıyor genellikle. Çünkü üretimi yok abi. Evet. Bu yolun üretimi yok. Şöyle bir göstereyim. Construction. -30. Factory Output. -10. Construction. Burada da bir -10. Ve burada da bir -20 alıyorsunuz. Yani kısacası -50'lik bir construction debuff'ımız var. Fransa'nın totalinden güzel bir şeyi var. Gideri var. Totalinden güzel bir gider var Fransa'nın kendisine göre. Hızlıca şu askerleri bir çıkart da. Şimdi ne olacak belli olmaz. Ben bu yüzden hızlıca biraz askerleri üreteceğim abi, fırlatacağız. Oo, bizimki itiyor abi. Abi bizimki itiyor. Ben katıldım. Atıldım. Devenin kıyamet kopmaya başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Askerler hazır mı? Hazır. Almanya'dan toprak istiyorum ustam. Toprak istiyorum. Toprak. Almanya'dan değil de bir puppet istiyorum abi ya. Puppet olursa çok güzel olur. Askerleri fırlatıyoruz abicim. Aynen İtalya Combine Devleti'ni bu arada ilan ettik. Oğlum valla tek bölümde bitirdim lan seriyi. Bir de bunun aslında genişleme politikası falan var da galiba Yugoslav State, Albania, Suriye, Mandatory Irak, Sudan Press Conference, The Blow of the Force. Abi bu yola gidelim. Buna gidelim, buna gidelim, buna gidelim.
Osmanlı'ya dalarız. Oradan bir saniye. Sen nereleri istiyorsun? Suriye istiyorsun. Irak istiyorsun. Asayran ne? Şahdum of the İran. Helal olsun, bizi şeyle de savaşa sokuyorsun. Sen nasıl bir şeysin ya? Neyse, şu şeyleri bir alırsam abi çok da güzel olacak. Güzel oldu abi. Şey çok iyi zamanda geldi bu arada. Fighter. Al şunları. Bu fiyatı değiştir de mekanize yapsan ya onu. Aynen. Bizim askerler de bir işe yarıyor bu arada. Yalan değil. Yarasın bizimkiler. Daha fazla şundan bassınlar, bir de bundan. Yani önemli olan İtalya'yı. Burada Yugoslav baba var. 70 division'lık. Önemli olan onu halletmek. Bunu halletti bu. Nereye gidiyorsun lan sen? Allah senin cezanı versin. Allah senin cezanı versin. Koş bitir şunu, bitir. Bitir. Hızlı ol, hızlı 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 hızlıca bitirebildiğin kadar. Bu asker çekiyor, sıçtık abi. Biz toparlayamayız. Bak ben de bundan bahsediyordum işte. Bu geri zekalı gidecek şimdi orada şeye dalacak. Nasıl desem size? Biri kent dalgası geldi. Haydi ustam. Amerika, oha, Amerika kolapslandı kendi kendine. Sen katılma bir şeye Soner, sen bir dur. Harbi Amerika patladı. Amerika patladı abicim. Bunların da bu arada pek bir şey yok yani. Bakmayın bunlara böyle. Çoğunun yok bir şeyi. O zaman torpido koy, torpido koy. Submarine. Bir submarine daha basalım. Mükemmel. Tamam. Berlin'e ulaşırsak abi her şeyi belki çözeriz dedim de. Abicim yürüyün Münih'e. Münih'e yürüyün, yürüyün. Kara dalgalar, yürüyün komünist dalga. Bu dalacak. Daldı mı lan? Dalıyor mu? Nasıl? Şu an aldı. Ama dalar. Bu şey dalar. Bu kafayı yemiş dalar. Dalacaktır da büyük ihtimalle. Haydi Münih'i al abicim artık. Tamam. Öncelikle ben buradan bir kaput hükümet olarak ustam vermem. Bak vallahi vermem. Bir şey vermem sana. Ya Bicit, donanmanız var mı lan? Donanmaları da bir alalım abi. Ülkeye biraz zenginlik girsin. Lan oğlum bırak. Adamla kavga ettiğim şeye bak ya. Heh. Ondan sonra şu donanmaları ben bir sökeyim abicim. Oradan bir bana bir Papıt Slovak verir misin diyeceğim. Senin puanın çok olmuş. Neyse, o zaman bunu seçmeyelim. Bir pes 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 yapayım bilerek şöyle bir. Herkes aldığını aldı mı? Haydi eyvallah.
Kanka ol. Kafayı yedirtecek bu herif bana ya. Ah. Tamam. Avusturya fazla büyümedi. Galor'u büyüttük abicim. Helal bize. İşte bu İtalya Combine Devleti'nin gücü. Senin başka nerede şeyin var lan? Heh, şurada. Bakalım nasıl bir papıtlama yapacak, kendi kafasına göre mi yapacak? Ben biliyordum abi. Biliyordum bu delinin bunu yapacağını. Biliyordum. Ne dedim? Yapacak dedim bu ya. Görüşürüz abicim. Ben çekileyim önceden de. Sonra kavga etmeyelim. Bol bol. Asker çekmiyor herif ya. Değişik bir adam bu da. Dakika kaç? 25. Abo. Ve evet, Alman kendi kendine parçaladı. Doğu'yu Commonwealth'a verdi. O da hızlandırmacı diye. Ve Almanya'yı şöyle bir parçalamaya tutturdu kendisi. O, bu da Slovakya'yı papıt bırakmış. Burada bir internal constructive zone var. Ve Danubian Federation var. Bakalım buraları nasıl bırakacak? Derken buraları da evet kendine göre vermiş abicim. Başka nere vardı senin? Değişik. Bunları da şöyle yaparsak çok güzel olacak abi. Bizimkinin savaş iyi gidiyor. Evet, ittirmeye başlamış abi de burayı kurtaramıyor bu. Ama iyi oldu ya. İlk defa savaşı kazandırdım bu manya. Neyse, yapacak bir şey yok. Videoyu burada son vereyim. Hani istiyorsanız devam ederim, istiyorsanız etmem. Kafanıza göre takılırız. Siz nasıl derseniz. Sen bir gel bakayım. Neyse. Neyse dostlar, görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Esametle kalın. Videoma like atıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.